Şu anda bu süreçteki soruna rağmen intibak gündeme gelmiyor. Aslında bu sorunlardan, bu süreçten sebep daha çok gelmesi gerekiyor gündeme. O yüzden biz de bu gündemi tekrar oluşturmaya ve sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Cafer Bey merhaba, nasılsınız? Sağ olun, iyi yayınlar diliyoruz. Öncelikle size teşekkür ederiz. Emeklerimiz evdeyken, evden çıkamıyorken, evde kendi istekleriyle bu hastalığı atmak için duruyorken sizin emekli sorunlarına sahip çıkmanız ve onlara bilgilendiren yayınlar yapmanız için teşekkür ederiz öncelikle. Biz çok teşekkür ediyoruz sizin de emeklilerle ilgili çalışmalarınızdan dolayı. Şimdi Cafer Bey, bize diyorlar ki Türkiye ve dünya böyle çok zor bir süreçten geçiyor. Zaten bir sürü sorun var. Neden evet. Şimdi bu sorunları, emeklilerin sorunlarını da gündeme getiriyorsunuz? Neden intibak konuşuyorsunuz? Sırası mı şimdi? Aslında biz de Emeklilik TV olarak tam sırası olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunların çözülmesinin, intibak yasasının çıkmasının, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden intibakla ilgili sizinle konuşmak istedik. Siz neler söyleyebilirsiniz intibak yasasıyla ilgili? Şu anda ne gibi çalışmalar var? Türkiye Emekliler Derneği'nin ne gibi çalışmaları var? Ve bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Şimdi isterseniz bir önceki süreci anlatalım. Biliyorsunuz bir 2000 öncesi için bir intibak yasası, 6283 sayılı bir intibak yasası çıkmıştı. Ve bu yasayla 2000 öncesi emekliler arasında bir eşitlenme, tam olmasa da bir eşitlenme sağlamaya çalışıldı ve bir intibak yapıldı. Bundan belli bir maaşlarda belli bir düzenleme sağlandı. Şimdi biliyoruz ki şu anda emeklimiz 3 sistemden emekli olacağın maaşı bağlanıyor. Bir 2000 öncesi sistem, bir 2000-2008 arası sistem, 4447 yasa, bir de 2008 sonrası 5510 sayılı yasadan doğan sistem. Şimdi bu arada ekonomik kriz nedeniyle çıkan tedbirler paketinde biliyorsunuz asgari emekli maaşı 1500 lira olarak belirlendi. Evet. Aşağı yukarı 650 bin kişi ilgilendiren bir rakam bu. Hı. Ve bunların geneli 2008 sonrası emekli olanlarda. Evet. Yani 2008 sonrası olan gelen sistem emekli maaşını önemli oranda düşürüyor. Şimdi biz bu intibak yasası çıktı 2000 öncesi. Şimdi bakın şöyle bir örnek vereyim size. 2003'te emekli olmuş bir vatandaşımız emekli maaşı tüm 2000 öncesi sisteme göre hesaplandığı ve kendisine maaş ona göre bağlandığı halde intibaktan yararlanamadı. Yani burada intibak yasasının yürürlük maddesi nedeniyle yani o 31.12.99 tarihine kadar olan kısmı kapsadığı için 2000 sonraki çalışan bugün hatta bugün bile emekli olanın bir kısım maaşı 2000 öncesi sisteme göre hesaplanıyor. Bunlar maalesef o diğer o tarihten önce emekli olanlar yararlandı. Bunlar yararlanamadı. Evet. Ve biz dedik ki bu yürürlük maddesinin iptalini istedik. Yani çünkü yürürlük maddesi iptal olsaydı bunlar da 2000 öncesi çalışmaları için kendilerine bir intibak yapılacak ve 2000 öncesi intibak alanlarla 2000 sonrası intibak alamayanlar arasında oluşan aleyhe durum ki bu bugün bu 300-350 lira kadar varan bir maalesef bir böyle bir fark oluştu 2000 sonrasının aleyhine. Ama biz tüm bu hukuksal süreci ne yazık ki İnsan Hakları Mahkemesi dahil kaybettik. Yani bu aslında hakikaten eşitlik ilkesine aykırı bir durumdu. Ama biz bunu kaybettik. Ve şu anda 2000 sonrası çalışanlar için emekli olanlar için burada çok ciddi bir kayıp var. Evet. Bir de aslında bu arada biliyorsunuz 2000 yani bir yeni bir milli gelir hesabımızda yeni bir sistemi ortaya koyduk. Ve milli gelir hesapları değiştirildi ve büyüme hesapları aşağı yukarı 2009'dan itibaren bir değişikliğe uğradı. Dolayısıyla bu değişikliğin verdiği bu yeni milli gelir hesaplarına göre hesaplama da yapılmadı. Nasıl yapılmadı? Şimdi biliyorsunuz 2000-2008 arası
büyümenin emekli maaşı hesabına etkisi %100. Evet. 2008 sonrası büyümenin etkisi %30. Şimdi eski emekleri milli gelir hesabıyla yapılanlar olduğu için, bu yeni milli gelir hesabı bunlara uygulanmadığı için burada ciddi bir kayıp var. Yani bu bile artık bu 2000 sonrası emekli olanlara intibat yapılmasının delili. İşte şimdi 1500 liraya çıkartıldı örneğin. Bununla beraber bu 1500 lira yapılırken aslında yasağı da bu intibat meselesi de çözülebilirdi. Şu anda çözülmedi. Ama biz bunun yine de mücadelemiz devam ediyor. Bunun zaman içinde işte böyle 1500 alt taban maaşı, biliyorsunuz 2000 öncesi taban maaşı vardı. Evet. Şimdi taban maaşı kalktı. Taban maaşı kalkınca insanlar bugün işte 900 lira, 800 lira emekli maaşı alır hale geldi. Dolayısıyla bu 1500'e şu anda çıkartıldı. Yani bu bile, yani hükümetimizin de burada hakikaten bir intibaka ihtiyaç olduğunun bence dolaylı olarak açıklanmasıdır. Evet, tabii. Ya peki mesela bugün bir intibak yasası çıksa kaç emekli bundan yararlanıyor olacak? Yani devlete ne kadar bir maliyeti olacak bunun? Yani şu anda tabii 13,5 milyon emekli var. Yani bunun aşağı yukarı 5-6 milyonu öncesidir, 2000 öncesi. Ama aşağı yukarı bir 8 milyona yakın bir emeklimiz bundan yararlanıyor olacak. Evet. Tabii ki bir maliyet olacak. Yani çünkü maaşlarda bir artış olacak. Bir maliyeti olacak ama yani adalet, her şeyden evvel bakın adaleti sağlamak için belli bir maliyete de katlanmak lazım. Evet, ülkemiz şu anda zor günlerden geçiyor. Ama bu günler inşallah geçecek. İnşallah. Bu günlerden sonra yeni bir ekonomik düzen de bizi bekliyor. Ekonomik sıkıntılar bizi bekliyor. Dolayısıyla o süreçte emeklimizin bu süreçten daha fazla etkilenmemesi için bence intibak yasasının yapılması ve o sürece en azından şimdi hazırlık yapılarak o sürece bu intibak yasasının yetiştirilmesi ve bir de bu tabii bu taban aylığının yeniden gelmesi lazım. Anladım. Peki mesela burada tabii ciddi bir eşitsizlik var. Aslında ciddi bir dediğiniz evet. gibi adaletsizlik ve haksızlık var. Yani adaletsizlik doğdu. Yani intibak yapıldı, evet çok güzel bir şey ama 2000 öncesi aldı, 2000 sonrasılar için bir adaletsizlik doğdu. Bakın eşitsizlik doğdu. Evet. Yani burada veya bu sistem, yani sosyal güvenlik sisteminde önemli olan güvenilirlik, adalet ve eşitlik, sürdürülebilirliktir. Yani bunların bunları eğer siz bir tanesini bozuyorsanız, yani işte vatandaşın mağduriyeti, emeklimizin mağduriyeti artıyor. Evet, tabii ki. Ama o zaman mesela şu geliyor akla, evet bir adaletsizlik, bir eşitsizlik var ve siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gittiniz Türkiye Emekliler evet. Derneği olarak konuyla ilgili ve bunu kaybettik dediniz. Bunu kaybetmenizi neye bağlıyorsunuz? Ben niye bağlıyorum? Yani şimdi maalesef Türkiye'de Anayasa Mahkememiz sosyal güvenlikte kazanılmış hakkı kabul etmiyor. Yani hukukun ana prensibi kazanılmış hak olduğu halde bunu bizim Anayasa Mahkememiz, işte anayasadaki devlet bu sosyal güvenlik görevini ekonomik duruma göre yerine getirir maddesine dayanarak kazanılmış hakkı kabul etmiyor. Ve mülkiyet, yani emekli maaşında kazanılmış bir hak değil, beklenen bir hak olarak yorumluyor. Ve İnsan Hakları Mahkemesi de, İnsan Hakları Mahkemesi de bu sizin iç sorununuz diyor. Hep bu diyor, uluslararası ilgilendirmez. Bu sizin iç sorununuz diyor. Biz sosyal güvenlikteki devletlerin iş hukukuna karışmayız diyor. Buradan kaybettik yani. Anlıyorum. Peki o zaman bu noktadan sonra Türkiye Emekliler Derneği olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya bu intibak yasası... Yani öncelikle bu yani yine tabii intibak hep gündemde tutuyoruz da öncelikle bu yeni milli gelir, yani yeni milli gelir hesaplamasının uygulanmamasından yola çıkarak yeniden bir hukuksal mücadeleye başlatmayı düşünüyoruz. Bu aylık bağlama oranları değil mi? Milli gelir hesaplaması dediğiniz. Tabii bakın yani milli şimdi bir aylık şöyle bir aylık hesaplanırken bir enflasyon oranına göre şeyimiz güncellenir, primlerimiz. İkincisi ülke büyümesinin işte 2000-2008 arası %100'ü
2008 sonrası %30'u alınarak yine maaşımızı etkiler. Ve bir de biliyorsunuz aylık bağlam oranı. Evet. Aylık bağlam oranları, onlar da biliyorsunuz 2000'de düşürüldü, 2008'de daha da düşürüldü. Dolayısıyla işte taban aylık oradan kalktı zaten. Yani bunların da düzelmesi lazım. Yani bunun esasında yeni bir yasayla, ki hükümetimiz de bu konuda Sayın Bakanımız zaman zaman açıklama yaptı. Yani bunların düzelmesi lazım. Bu sistemin yeniden masaya yatırılması lazım diye. Evet. İşte şimdi yani bu arada bence bu işin sağlıkla uğraşırken önce sağlık, önce yaşada, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama bu arada da ben tahmin ediyorum bakanlıkta da bu konuda çalışma var. Yani biz aldığımız duyumlara göre. Bu ekonomik kriz gireceğimiz, şu anda girdik zaten. Buradan çıkış noktasına kadar bunu yetiştirilmesi lazım geldiği görüşündeyim. Efendim, bakın Birleşmiş Milletler yaşlı hakları çalışması yapıyor. Ve bu yaşlı hakları çalışmasına ne kadar ihtiyaç olduğu, bu son sokağa çıkma yasayla geldi. Ülkemizde yaşlılara bağlı bir yaşlı ayrımcılığının öne çıktığını gördüğümüz günlerde çok önemli. 6-9 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bu toplantımız vardı ama şu anda ertelendi. Bu Türkiye Emekler Derneği bu çalışmayı başından beri takip eden dünyadaki 8 dernekten bir tanesidir. Ve şu anda son zamandaki çalışmalarımızda bakanlığımızla, Aile ve Sosyal Bakanlığımızla destek vermekte, hükümetimiz destek vermekte, buna da teşekkür ediyoruz. Bu yaşlı hakları çalışmasına herkesin destek vermesini ve özellikle asgari gelirde, yaşlılarımız için asgari gelirde ve bu asgari gelir de dünyanın şu anda tartıştığı bir konu. Bu asgari gelirin bizim şu andaki sosyal güvenlik sistemimizde 2000 öncesi asgari maaşa, emekli maaşına dönüşmesini talep ediyoruz. Bakın şimdi 1500 liraya çıkarttık. Bunların dul ve yetimleri var. Dulu bunun %50'sini alıyor, 750 lira. Yetimi bunun 1/4'ünü alıyor, işte 350 lira. Şimdi bunlar ve bunlar bunu aldıkları için de diğer sosyal yardımlardan da yararlanamıyorlar. Bunlara da sosyal yardım yapılması gündeme gelmeli ve bunlar da bu sosyal yardımdan çok önemli bir konudur bu da. Sosyal yardımdan bunlar da yararlanabilmeli. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz katkılardan dolayı, katılımınızdan dolayı. Efendim sizlere teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerde emekliliği düşündüğünüz ve emeklere sahip çıktığınız için Emeklilik TV'ye yayınlarında başarılar diliyoruz. Bu çeşit yayınlarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu çerçevede sizinle yeniden de bağlantılar yapacağız. Tekrar sohbetler edeceğiz inşallah. Her zaman elinizdeyiz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.